yapmadım. Biraz saçlar azalmış. Son 3 yıl içinde gerek Türkiye'deki siyasi hareketler anlamında ve AK Parti içindeki devinimler anlamında, gerekse devlet hayatımızın yeniden şekillenmesi anlamında büyük değişiklikler, ama değişikliklerle birlikte ciddi savunmalar da yaşadık. Bir meseleyi görme kudreti veren Rabbimiz, o meseleyi çözme kudreti de vermiştir. Şimdi bizim yapmamız gerekiyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi, cesaretle, basiretle, ferasetle önümüzdeki meseleleri tartışmaktır. Ciddi savunmalar dedim. Evet, maalesef son 3 yıl içinde hem siyasetin temelini dokuyan değerler anlamında temiz siyaset ve bu siyasetin arkasındaki değerler anlamında, hem AK Parti'nin kuruluş ilkeleri bağlamında bu kadroları iktidar yapan o ilkeler temelindeki savunmalar anlamında, hem de devlet hayatımız anlamında çok ciddi değişimler ve bir anlamda odak kaymalarıyla karşı karşıyayız. Onun için sizlere istişare edeceğiz. Bu seçimlerde kullanılan dil, uslup, söylem ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ortaya konamayan vizyonsuzluk hepimizi tedirgin ediyor. Mayıs 2016'da başbakanlıktan ayrıldığında AK Parti kitlelerinin ona destek veren %49,5'luk milletli evlatlarının başı dikti. Geleceğe umutla bakıyorlardı. Beklentileri vardı, ümitleri vardı. 3 ay içinde verdiği bütün seçim vaatlerini yerine getiren bir hükümetleri vardı. Şimdi o kitlelerin hüzne gark olmuş olması, İstanbul seçimleriyle birlikte derin bir ümitsizliğe hatta sürüklenmiş olmasının hesabını birileri vermek zorundadır. Bunun hesabını veremeyip dönüp bizim son derece haklı zeminde yaptığımız eleştirileri bir bölünme çabası olarak göstermek isteyenler bilsinler ki biz bu kitleler bölünmesin, milletin ümidi dumura uğramasın diye başbakanlık makamını terk edip ayrıldık. İzzet lazım. Devlet makamlarını bir takım troll çetelerinin tuzaklarına mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk. Eğer işleri gitmiş olsaydı, eğer AK Parti iktidar yapan milletin değerleri bu siyasi hayatta egemen olmuş olsaydı, kıyamete kadar da susardık. Hiçbir makam beklentimiz, hiçbir milletin iktidarı yoktu. Bakınız, partiler ve siyasi hareketler tavanda bölünmez. Tavanda bölünürse çok da ciddi bir sıkıntı değildir. Nitekim bizim hareketimizde de 2004'te de 2007'de iki kez bölünme oldu. Doğru tesir etmedi. Ama eğer tabanda bir kayma varsa işte tehlikeli olan odur. Tabanda hepimiz aynı resimleri versek de, eğer bir hareketin tabanında %10-15'lik kitle bir başka yere doğru seyretmeye başlamış ve trend bir parçalanmaya doğru gitmişse kimse bunu engelleyemez. Kim bu ülkede adalet duygusunu zayıflatırsın? Kim sabah salıverilen birinin akşam tekrar tutuklandığı, gece yarısı tekrar salıverildiği gibi uygulamalar görürsün? Kim FETÖ suçlamalarıyla sıradan bir memurun, dayısının oğlunun, amcasının oğlunun tutuklandığı bir Türkiye? FETÖ darbesinin baş sorumlusu olanların kardeşlerinin, akrabalarının en yüksek makamları işgal ettiği görülürse orada tek şey vardır ki düzeltilmesi mümkün olmayan, adalete güvenim kalmadı dediğinizde insanları bu ülkeye bağlı tutamazsınız. Her şeyden daha önemli.